Papağanlar hakkındaki bakış açımızı değiştirdiğimiz Astro ve Ben kanalından herkese tekrar merhaba. Tüy olma serisinden devam ediyoruz ve bu videoda tüy olmadaki çevresel faktörleri konuşuyoruz. Bundan önceki videolarımızı, özellikle de tüy olma serisindeki videolarımızı izlemediyseniz lütfen şimdi geri dönün ve izleyin. Çünkü serideki tüm videolar önemli ve sıralı videolar ve tüy olma konusunda tek bir şeye bakamayız. Bütün faktörleri birlikte değerlendirmeliyiz ki tüy olma konusunda başarıya ulaşabilelim. Çevresel faktörlerden bahsederken bu videomuzda tüylerin durumundan konuşacağız. Papağanların tüylerinin durumunu etkileyen şeylerden bahsedeceğiz. Ev ortamında veya diğer ortamlarda, kafesinde tüylerini etkileyen şeylerden bahsedeceğiz. Nemi konuşacağız. Papağanlarımız için çok önemli bir şey. Genel olarak papağanımızın ortamından bahsedeceğiz. Yıkanmadan bahsedeceğiz. Ve kuşların, papağanların çevresinde genel olarak kullanmamamız gereken şeylere de bu videoda değineceğiz. Şimdi öncelikle tüylerin durumunu konuşalım. Tüylerin durumu papağanlarımızda daima nizami olmalıdır. Papağanlarımız için tüylerinin durumu kritik önem taşır. Neden? Çünkü papağanlarımız doğada sürüleriyle birlikte bir olurlar ve sürülerinin içine karışırlar ve hiçbirinin birbirinden ayırt edilememesi gerekir. Hiçbirinin sürüden geri kalmaması, bütün sürü düzgün uçuyorken bir tanesinin yamuk yumuk uçması veya aynı şekilde bütün sürüdeki papağanların tüyleri düzgünken bir tanesinin göze batmaması gerekir. Çünkü papağanlarımız sürekli avcılara karşı tetiktedirler ve bu hayatlarının çok büyük bir bölümünü oluşturur. Onun için tüylerinin düzenli, nizami olması onlar için yaşamsal kritik önem taşır. Çünkü eğer sürüdeki bir papağanın tüyleri düzgün değilse bu sağlıksızlık olarak görünebilir ve dolayısıyla avcı kuşlar veya diğer avcılar gözlerini bu papağana dikebilir ve sonuç olarak o papağanı avlayabilirler. Ya da tüyleri düzgün olmayan bir papağan sadece tüyleri düzgün olmadığı için ve sürüsünden farklı göründüğü için de dikkat çekebilir. Bunun yanında ayrıca tüylerin düzgünlüğü, nizami olması, her tüyün ayrı ayrı yerinde düzgün şekilde, doğru yerinde oturmuş şekilde duruyor olması uçuş açısından kritik önem taşır. Aynı şekilde avcılardan kaçmak amacıyla da bu çok önemlidir, uçuş. Bunda bir diğer önemli nokta da şu ki bakımlı, düzgün, nizami, dokusu bozulmamış, şekli değiştirilmemiş tüyler papağanınız kendi isteğiyle yıkanmak istemediği sürece su geçirmezdir. Dolayısıyla doğadaki bir tehdit durumu anında veya bir uçuş anında kuru kalabilirler ve uçabilirler böylece papağanlarımız kuru tüylerini kullanarak. Yalnız papağanımızın tüyleri kötü olursa, yani ıslanabilecek hale gelmiş olursa, formu bozulmuşsa, dolayısıyla suyu dışarıda tutma özelliğini yitirmişse de aynı şekilde az önce bahsettiğimiz gibi avcılara yem olma ve sürüye ayak uyduramama gibi sebeplerden dolayı çok kötü bir sonuç yaratır. Bozuk tüyler, düzgün olmayan tüyler. Tüylerin durumu derken tüylerin dokusu, kokusu ve şeklinden bahsediyoruz genel olarak. Ve şimdi bu tüylerin dokusu, kokusu ve şeklini etkileyen ortamdaki faktörleri konuşacağız. Birincisi tüylere müdahale. Uçuş tüylerini kesmek olsun. Gerek yeni aldığımız bir kuşun uçuş tüyleri yoksa bunlar çıksın diye bazen bazı yerlerde yapılması tavsiye edilen bu kesilmiş uçuş tüylerini koparma prosedürü olsun. Bu gibi şeyler
Kuşumuzun tüy yapısını, tüy dokusunu değiştirdiği için kuşumuza büyük rahatsızlık verir. Çünkü ne dedik? Sürüsüyle birlikte uyum içinde olmak isteyen papağanımız doğal olarak, içgüdüsel olarak tüyleri konusunda takıntılıdır ve doğal ve içgüdüsel olarak da tüylerinin nizami olması için elinden gelen her şeyi yapar. Şimdi tüylerini kestiğimiz papağanımız tüylerinin kesik olduğunu tabii ki de fark ediyor. Çünkü düşünün, papağanınızın karşısına oturup onu izlerseniz tüylerini düzeltme seansı sırasında her bir tüyünün yerinin tam olarak nerede olması gerektiğini bildiğini ve o tüyü oraya özellikle koyarak düzelttiğini görebilirsiniz. Şimdi en önemli tüyler olan uçuş tüyleri, kanat tüylerinin kesik olduğunu fark eden papağanımız bu konuda ciddi derecede takıntı yapar. Ve sadece kanatlarının kesik olması bile kanatlarının kesik olmasının verdiği diğer her eksinin yanı sıra sadece kesik olması durumu bile papağanımızın tüyleriyle takıntı yapmaya başlamasını ve yavaş yavaş artık tüylerini yolmaya başlamasına sebep olabilir. Az önce dedik, bazen kuşlar elimizde olmayan sebeplerle bize kanatları kesik halde geliyorlar ve bazı yerlerde de bu kanatların çekilmesi gibi bir şey öneriliyor. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum ve birçok veteriner de tavsiye etmiyor. Çünkü kanatlar çekildiğinde tüylerin baştan oluşumu ve deriden çıkması zorlu bir şey aslında. Çünkü insan saçı gibi değil papağan tüyleri. Çok büyük iritasyon yaratabilir ve bu yaratacağı iritasyon yüzünden de papağanınız çok kaşıntılı bir döneme girebilir ve dolayısıyla tüylerini yolmaya başlayabilir. Aynı şekilde bunun yanı sıra tüyleri çekme işlemi papağanınızda çok 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 büyük bir travma yaratabilir ve bunun sonucunda da strese dayalı olarak tüy olma sorunu ortaya çıkabilir. Bu iki şey dışında bizim çevremizde olan, papağanınızın kafesin çevresinde olan şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Evinizin ya da papağanınızı bulundurduğunuz ortamın havasının temiz olması gerekiyor. Tütsü yakmamamız gerekiyor. Onun dışında parfüm kullanmamamız gerekiyor. Oda kokusu kullanmamamız gerekiyor. Temizlik malzemelerinde kokulu olanları kullanmamamız veya çok iyi havalandırdığımızdan emin olmamız gerekiyor papağanımızın çevresinin. Oda parfümü dedik, sigara içmememiz gerekiyor papağanımızın bulunduğu ortamda kesinlikle. Elimize krem sürmüşsek veya elimizde, kolumuzda, bir yerimizde koku veya doku olarak papağanımızın tüyüne bulaşabilecek ve tüyünün durumunu değiştirebilecek şeyleri kesinlikle papağanımızla ilgilenirken kullanmamamız gerekiyor. Papağanımızın kafesinde iş yaparken elimizde krem olmaması gerekiyor. Ve bir de sirke. Eğer bilinçli veterineriniz mantar gibi bir enfeksiyona karşı olarak bir tedavi yöntemi olarak tavsiye etmediği sürece kuşunuzu lütfen sirkeli suyla da yıkamayın. Çünkü sirkede bu saydığımız şeyler gibi kuşunuzun tüylerinin dokusunu, yapısını ve kokusunu değiştiren bir şeydir. Ben hava filtresi kullanıyorum ve hava filtresi kesinlikle öneririm. Bu saydığımız tüm şeyler papağanınızın tüyleri için olumsuz şeyler ve aynı zamanda da papağanınızın solunum sistemi için olumsuz şeyler. Papağanların solunum sistemleri çok 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 hassas. İnsanlarınki gibi kesinlikle değil. O yüzden bu saydığım şeylerin tümü ve saymadığım birçok diğer şey de papağanınızın hem solunum sistemini hem de tüy yapısını kötü etkiliyor. O yüzden hava filtresi gerçekten çok iyi bir şey papağanın bulunduğu bir ortamda. Papağanımızın ortamından bahsederken bir de nemden bahsetmemiz gerekiyor. Papağanların birçok farklı çeşidi cinsi var. Bu cinsler arasında bu ihtiyaç çeşitlilik gösteriyor. Fakat genel olarak %40 ila %60 arası bir nem, %60'a daha yakın olmak kaydıyla
idealdir papağan ortamlarında. Çünkü papağanların birçoğu gerçekten çok nemli ortamlardan geliyorlar ve o yüzden de bizim de onlara bu ortamı sağlayabiliyor olmamız lazım. Vücutları buna alışkın, tüy yapısı buna alışkın, derisi buna alışkın. Bu nemi sağlayamadığımız durumda papağanınızın derisi çok kaşınabilir, tüyleri çok kuruyabilir ve kaşıntılı deri örneğin normal bir tüy değişimi sezonunda tüy değişiminin çok kaşıntılı geçmesini ve dolayısıyla da papağanınızın tüyleriyle giderek daha fazla uğraşmaya başlamasına sebep olabilir. Ve bu da daha önceki videolarda bu aşamaları nasıl ilerlediğinden bahsettik. Aynı şekilde tırmanarak tüy olma problemi haline gelebilir. Bu kaşıntılı tüy değişimi geçirmeleri. Onun için de iyi şekilde nem sağlamamız şart. Nem sağlamanın doğal yöntemlerini tercih edin. İşte evinize bitki koymak gibi açık ağızlı su dolu kaplar bulundurmak gibi işte radyatörlerin üstüne su koymak gibi. Çünkü nem cihazları içlerinde bakteri üretebiliyorlar. Bu da az önce bahsettiğimiz hassas solunum sistemleri için çok kötü olabiliyor papağanlarımızın. Aynı zamanda tüyleri için de kötü olabiliyor. Çünkü bir papağanla ilgili bir şey okumuştum. Papağanı için nem cihazı kullanıyor kişi papağanın bulunduğu ortamda ve papağanın tüylerinde bir şekilde bir mantar enfeksiyonu başlıyor. Sonra fark ediyorlar ki bu nem cihazının içinde inanılmaz fazla miktarda mantar üremiş ve sürekli onu havaya salıyormuş nem cihazı. O yüzden doğal yöntemlerini tercih etmeniz daha iyi olur. Evet, nemi arttırmanın bir yolu da papağanınızın yıkanması. Yıkanmak papağanlar için çok önemli ve normal insanların normal şekilde rahat edebileceği derecelerde papağanlarınızın gerçekten sık sık yıkanması gerekiyor ve bu haftada bir bile değil. Yani yazın her gün, kışın en az haftada bir, mümkünse haftada 2-3 kere yıkanması demek. Ama bu kesinlikle demek değil ki papağanlarınızı yıkanmaya zorlamalısınız. Papağanınızı yıkanması için zorlamayın. Onun yerine eğitim yaparak papağanınız eğer yıkanmayı bilmiyorsa, hiç öğrenmemişse ya da bir sebepten dolayı yıkanmaya karşı bir tepkisi oluşmuşsa açıklamalara koyduğum iki tane videoyu izleyin. Bu videolarla papağanınızı yıkanması için nasıl eğitebilirsiniz? Papağanınızın yıkanmaya karşı yani suya karşı doğal tepkisini nasıl eğitimle ortaya çıkarabilirsiniz? Bu videolarda bahsediyorum. Lütfen o videolara bakmayı unutmayın. Nemi arttırır dedik papağanınızı yıkamak. Papağanınız henüz o aşamada değilse, yıkanmayla hiç tanışmamışsa ve siz de henüz eğitimde o aşamaya gelememişseniz papağanınızla birlikte papağanınızı siz kendiniz yıkanırken banyoya alın. Oradaki nem hem tüyleri hem de solunum sistemi için çok iyi gelecektir papağanınıza. Yavaş yavaş da siz hem sizi de görerek yıkanmaya da alışabilir böylece. Bu da bir opsiyon. Siz yıkanırken kuşunuzu yanınıza alın. O buharlı ortam tüyleri için çok iyi. Ve son olarak bahsedeceğimiz şey de yıkanmamanın da zamanla tüylerin yapısını, dokusunu ve kokusunu değiştirecek olması ve dolayısıyla aşırı bir temizleme ihtiyacı doğuracak olması papağanınız tarafından ve bunun gitgide tırmana arta tüy olma davranışı haline gelebilecek olması. Yani yıkanmak sadece nem açısından önemli değil, aynı zamanda papağanınızın tüylerini arındırmak açısından da çok önemli. Tüylerin durumundan bahsettik. Tüylerin durumunun nizami olmasının, düzenli olmasının papağanlarımızın hayatında vahşi yani içgüdülerinin onlara söylediği şekilde nasıl önemli olduğundan bahsettik. Çünkü avcılara karşı korunmalarını tüyleri sağlıyor dedik ve aynı zamanda sürüye ayak uydurabilmelerini de tüyleri sağlıyor dedik. O yüzden tüy durumu çok önemli ve tüy durumunu etkileyen şeyler
Yani oda kokusu, kolonya, el kremi gibi şeyleri papağanınızın ortamında kullanmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Papağanınızın kafesini temizlediğiniz şeylere özen göstermelisiniz. Hiçbir şeyde koku olmamalı, hiçbir şeyde kimyasal olmamalı, hiçbir şey kuşunuzun derisine yapışmamalı ve veterinerinizin tavsiyesi olmadığı sürece de sirkeli suyla kuşunuzu yıkamamalısınız. Olabildiğince duru bir suyla kuşunuzu yıkamalısınız. Nemden bahsettik. %40 ila 60 arası bir nem dedik. %50'ler ya da 60'lara yakın bir nem idealdir dedik. Kaşıntısız geçirmesi için kuşunuzun tüy değişimini, nem çok önemli, düzenli yıkanma çok önemli. Yıkanma videolarına da açıklamalarda ulaşabilirsiniz dedik ve bunlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda çok 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 detaylı şeylerden bahsedeceğiz. Tüy olmada davranışsal faktörler bizim bu duruma karşı verdiğimiz cevaplar, vermemiz gereken cevaplar ve asla vermememiz gereken cevaplar bizim davranışımızın, kuşumuzun tüy olma durumunu nasıl etkilediği, nasıl arttırdığı ve nasıl azaltabileceğinden bahsedeceğiz. Ve çok detaylı bir video olacak. Dediğim gibi lütfen önceki videolara dönün. Tüy olma tek bir şeyden ibaret değildir. Her şeyi elememiz gerekiyor. Tüy olmaya bir bütün halinde yaklaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla tüm seriyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Her zamanki gibi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına lütfen sorunuzu yazın veya kendi tecrübenizi de bizle ve toplulukla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın, videoyu paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.